ne kadar da etkili olur orası da tartışılır bir mesele. Ama ben sıcak bakmıyorum bu aşıya. Ben bu iddiaların tamamen yani asılsız olduğunu düşünüyorum. O yüzden tabii ki de vurulmayı düşünüyorum aslında. Ne olur bilemiyorum. Hele biraz insanlar aşı yaptırsın. Ondan sonra sonucu görelim. Ona göre biz de yaptıralım. Hastalık Çin'den çıktı. Aşı da niye Çin'den çıkıyor? Genetiğimizle oynanacağını düşünmüyorum ama tabii şaibeler var. Bunların aydınlatılmasını bekliyoruz. Öylelikle taraftar olabiliriz vurulma konusunda. Yani şu an daha aşı çok yeni. Hani dezavantajı nedir, avantajı nedir onunla alakalı daha hani detaylı bir araştırma yapılmadığı için yararlı mı, zararlı mı olacağı konusunda tam kafamda bir şey oluşmadı. Yapılan bir ankette insanlar yani gelen koronavirüs aşısının kimse aşı olmayacağını söylüyor yani. Sosyal medya üzerinde koronavirüs aşısının insan genetiğini değiştirdiğine dair iddialar var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsan genetiğini değiştirdiğini düşünmüyorum. Yani virüsün sürekli gen yapısının mutasyonla değiştiğine dair bilgiler var. Böyle. Peki aşı vurmayı düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Neden? Yani henüz bir kontrol grubu üzerinde denenmedi. Yani ilerleyen süreçteki uzun vadedeki yan etkileri ne olur net olmadığı için. Yani yerli bir aşı da şu an net üretilmediği için düşünmüyorum. Ben inanmıyorum ona. Çünkü devletimiz Allah razı olsun o bize her zaman için yardımcı oluyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız dahi diyor ki bizim diyor ondan sonra ben diyor kendim vurulacağım diyor. Daha bundan iyi bir şey olur mu? Olamaz yani. Bundan dolayı inanmıyorum ben. Evet ben de öyle düşünüyorum. Ben de yaptırmayı düşünmüyorum. Neden peki? Uygun olmadığını düşünüyorum. Bir ölümcül bir şey, içinden gelen bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Yaptırmayı da düşünmüyorum. Bir hasta bakıcı olaraktan ilk de bize olacakmış sanırım. Düşünmüyorum. Aşı pek işe yaramaz gibime geliyor. Çünkü dünyayı sarmış durumda. Bunun yani bir faydası olmayacak. Ben bunu söylerim. Vallahi ben de kararsızım. Aynı sizin gibi. Bütün insanlar gibi. Ne yapacak yani acaba doğru mu yanlış mı falan diye. Yani öyle. Peki siz aşı vurulur musunuz? Vurulmam herhalde. Hiç geçirmedim hastalığı. Vurulmam herhalde. Bence de değiştiriyor. Çünkü farklı mutasyona uğrayarak geliyor. Farklı ilaçlar kullanılıyor. Değiştirdiği taraftarıyım ben de. Peki siz aşı vurmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Vallahi bilmiyorum. Hiç, bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Peki siz aşı vurulur musunuz? Yok, düşünmüyorum. Neden? Ya şu anda hastalığın tam ne olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Onun için şu anda aşı vurmayı düşünmüyorum. Yani ben ona inanmıyorum olacağına. Bütün dünya buna olumlu cevap verir mi? Vermez. Öyle olmuş olsa bir sürü bilim adamları konuşuyor. Yani o yanlış bence. Ama aşı sağlık açısından faydalı, faydası da olabilir, yan etkisi de çünkü içinde civa olduğu için civa da vücutta birikerek tabii kansere yol açıyor. Yani olmakta da kararsızım. Yani toplum çoğunluğu olduktan sonra gözlemleyerek ileriki zamanlarda belki düşünebilirim. Kafam karmakarışık, hiçbir şey düşünmüyorum. Herkes bir şey diyor. Peki aşı vurmayı düşünüyor musunuz? Büyük ihtimal vurulacağım. Hiçbir şey düşünmüyorum. Hiç de rast gelmedim o konuya. Peki aşı vurmayı düşünüyor musunuz? Gerekiyorsa evet. Bir şey düşünmüyorum. Peki aşı vurmayı düşünüyor musunuz? Yok. Neden? İstemiyorum. Bilemiyorum ki yani şu an öyle bir karar. Ben vermiş bir şey değilim. Sen verdin mi öyle bir şey? Yok. Sizce koronavirüs aşısı zararlı olabilir mi? Vallahi iki şıkkında konuşuyorlar. Hem zararını aslında değilim yani. Zarar vereceğini düşünmüyorum. Zarar verebilecek bir şey olsa dünya bunun üzerine erilmez yani. Faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ya ben aşıyla ilgili vurulması gerekenler var tabii. İşte 65 yaş üstü veya riskli gruplar var. Onlar mecbur vurulacak ama vurulması gerekmeyen grup mesela gençler. Ben pek taraftar değilim yani. Bana sorarsanız ki vurduracak mısınız? Ben vurdurmayacağım. Ama tabii vurdurması gereken kişiler mutlaka mecbur vurduracak yani. Yok, inandırıcı değil. İnanmıyorum öyle bir şey olacağına. Bence de değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü sürekli mutasyona uğruyor. Böyledir. Peki siz aşı vurmayı düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Neden?
Yani şu an DAEŞ çok yeni. Hani dezavantajı nedir, avantajı nedir onunla alakalı daha hani detaylı bir araştırma yapılmadığı için yararlı mı, zararlı mı olacağı konusunda tam kafamda bir şey oluşmadı. Ya kronik hastalar vurulabilir tabii. Hani herkesin vurulması gerekiyor olabilir ama ben kendi adıma düşünmüyorum. Katılmıyorum. Böyle bir şeyin hani genetiğimizle oynanacağını düşünmüyorum ama tabii şaibeler var. Bunların aydınlatılmasını bekliyoruz. Öylelikle taraftar olabiliriz vurulma konusunda. Siz aşı vurmayı düşünüyor musunuz? Çin aşısını düşünmüyorum. Ben aşı vurdurmayı düşünmüyorum. Yani düşünmüyorum yani çünkü hastalık Çin'den çıktı. Aşı da niye Çin'den çıkıyor? Vallahi açıklamalardan korkuyorum açıkçası. Güvenmiyorum da pek. Ne olur bilemiyorum. Hele biraz insanlar aşı yaptırsın. Ondan sonra sonucu görelim. Ona göre biz de yaptıralım. Ben yurt dışından geliyorum. Almanya'dan geliyorum ve cumartesi günü geldim buraya. Aşı yurt dışında bulundu biliyorsunuz. Türk karı koca tarafından bulundu. Biz orada çok gururlandık açıkçası. Ben şahsen yaptırabileceğimi düşünüyorum. Çünkü doktorların buluş ettiği bir aşı olarak biliyoruz, hepimiz biliyoruz ve ben bu iddiaların tamamen yani asılsız olduğunu düşünüyorum. O yüzden tabii ki de vurulmayı düşünüyorum aslında. Vallahi hiçbir bilgi sahibi değilim açıkçası ama hani ne kadar da etkili olur orası da tartışılır bir mesele. Ama ben sıcak bakmıyorum bu aşıya. Yani olabilir. Yani aşı da Çin'den geldi değil mi? O yüzden insanların kafası bayağı karışık. İnsanlar bayağı tedirgin oluyor. Yapılan bir ankette insanlar yani gelen koronavirüs aşısının kimse aşı olmayacağını söylüyor yani. O yüzden kimseye tavsiye etmiyorum Covid-19 aşısını.